24 Şubat günü saat 5 sularında Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı kırsalda bulunan bir eve silahlı saldırı düzenlendi. Düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi gözaltına alınmıştı. 24 Şubat günü saat 05 sularında Suruç ilçesine bağlı kırsalda bulunan bir evde çatışmadan sonra 7 kişi gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan 3 kişiye işkence ve kötü muamele yapıldığı iddia edildi. Gözaltına alınan 3 kişiye işkence ve kötü muamele yapıldığı gözlemlenmiştir. Bu kişilerden Urfa Tem Şube Müdürlüğü'nde 60 yaşlarını geçmiş bir çifte gözaltı sırasında kaba dayak, darp, kötü muamele, bir çukura atılıp kafaya silah dayama, falaka ve boğma şeklinde işkenceye maruz kalmışlardır. Ayrıca yine 50 yaşlarında gözaltına alınan yurttaş hem köyde hem de Tem Şube Müdürlüğü'nde kaba dayak, darp, kötü muamele gibi muamelelere maruz kalmıştır. Konuyla ilgili Şanlıurfa Barosu İnsan Hakları Merkezi ve Özgürlük İçin Hukukçular Derneği basın açıklamasında bulundu. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 3. maddesinde düzenlendiği üzere hiç kimse işkence veya insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele veya cezaya tabi tutulamaz. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 5. maddesinde belirtilen hiç kimseye işkence yapılamaz, zalimce, insanlık dışı veya onur kırıcı davranışlarda bulunamaz ve ceza verilemez hükmü ve yine Anayasa'nın 17. maddesinde düzenlendiği üzere kimseye işkence ve eziyet yapılamaz hükmü birlikte değerlendirildiğinde çok net bir ifadeyle belirtiriz ki işkence ve kötü muamele insanlık onuruna aykırıdır ve kabul edilemez. Haklarındaki suçlama ne olursa olsun hiç kimseye göz altındayken işkence yapılamaz ve kötü muamelede bulunulamaz. Şanlıurfa'da işkence ve kötü muameleye sıfır tolerans döneminden maalesef yüksek tolerans dönemine geçilmiştir. Devlet imza attığı ve işkenceyi yasaklayan sözleşmelere mutlak surette uymalıdır ve işkenceyi önlemelidir. Muayeneler Türkiye'nin de taraf olduğu İstanbul Protokolü'ne uygun olarak yapılmalıdır. İşkencenin önlenmesinde etkili ve önemli bir araç olan ulusal önleme mekanizmasının işlevlerini yerine getirmek üzere yetkilendirilmiş olan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na bu işkence iddialarına karşı görevlerini yerine getirmelidirler. İnsanlık onurunu yok sayan işkence uygulamalarına karşı mücadele edeceğimizi buradan bir kez daha yeniliyoruz ve tüm kurumları işkenceyi önlemek adına göreve çağırıyoruz.